İyi günler, ben Baran Yarcıoğlu. Bu dersimizde Flüt Designer'da extrusionlar nasıl çoğaltılır, kendi extrusion modelimizi nasıl ilave ederiz onu inceleyeceğiz. Önce çok basit bir sahne hazırlayalım. Shift A, Draw Wall dedim. Bir tane tek bir duvar. Onun altına da Shift A, Create Floor Plane. Bir tane taban kısmı ilave ettim. İkisinin birleştiği noktaya bir extrusion koymak için yaptığımız iş şuydu. Mesela sol tarafta extrusion'ıza girdik. Onun iki tane seçeneği var. Base molding ve crown molding. Bu yer tabanla duvar arasındaki için base molding'i seçiyoruz. Çünkü öteki dikkat ederseniz bu şekilde eğimli 45 derece. Bunlar tavanla, duvarla tavan arasında kullanılanlar. Base molding de tabanla duvar arasında kullanılanlar. Biz önce bunu inceleyelim. Mesela şu BA02 olanı isteyip duvarın üzerine sürükledim ve tıkladım. Burada yine soruyor tabi bilemeyeceği için. Base molding olduğunu burada da söylüyoruz ve kendisi yerleştirdi. Bu bildiğimiz bir curve objesi. Yani dolayısıyla bu haliyle biz buna bir materyal atayamıyoruz. Onun için bunu seçiliyken şu anda duvar seçili, tekrar tıkladım. Şu anda sol alt köşeye bakarsanız Bezier Curve yazıyor zaten. Bu BA02 olarak atadığımız base molding bu. İşimiz bittikten sonra, yani tasarım bittikten sonra şu yukarıdaki Tools menüsünde Object Tools'tan Convert to Mesh dememiz gerekiyor materyal atamamız için. Ve bunu verince ben hemen Mesh objesi haline dönüştü ve rengi de bildiğimiz gri renge dönüştü. Artık buna bir materyal verebileceğiz. Materyal kısmına giriyorum. Oradan interior materyalse giriyorum. Sağ tarafta da flooring, taban döşemesi kısmına giriyorum. Buradan önce şu taban kısmına o materyali verdim. Bu şimdi yaptığımız extrusion içinde yine bir materyal belirlememiz lazım. Ona da başka bir şey seçelim. Wood grain en üstteki, onu seçtim. Bu 5 seçenekten bir tanesi olur. Mesela şu en baştakini extrusion üzerine getirip bıraktım. Bu şekilde yaptı. Rengi pek uymadı yalnız. Başka şeyler de denenebilir. Evet, bu şekilde. Ve bize verilmiş belli yan kesit seçenekleri var. Mesela bu kullandığımız bu şekilde bir kesiti var bunun. Ve belli sayıda, yani sol taraftaki extrusion'a girdiğimiz zaman base molding, yani tabanla duvar arasında bu 4 tanesini hazır koymuşlar. Ama tabii ki biz bununla sınırlı değiliz. İstediğimiz kadar ilave ediyoruz. İşte bu derste nasıl ilave yapıyoruz onu inceleyeceğiz. Şimdi yeni baştan bir dosyayı açıyorum. Ve sol taraftan extrusion kısmına girdim. Bu 4 tanesi var şu anda. Tabii ki burada bir tane de blend dosyası var. Ama biz şu anda onu göremiyoruz. Normalde görmek gerekmiyor çünkü. Yani sadece sürükle bırak tekniğiyle bunları kullandığımız için. Ama görüntüye getirmemiz gerekiyor. Çünkü bir tane ekleyeceğiz buraya. Onun için şu sol taraftaki şu 3 çizgiye tıklıyoruz. Orada filters kısmına giriyoruz. Orada show filters seçeneğini seçtikten sonra çıkan menüde biraz zor okunuyor ama üstten şu ikinci sıradaki show blend files, ona tıklıyoruz. Ona tıklayıp da OK butonuna bastığımız zaman artık burada bu 4 tanesini içeren blend dosyası da görünür hale geldi. Sonra bunu sürükleyip içeriye bırakıyoruz. Böylelikle o dosyayı açmış oluyoruz. Extrusion'ların çalışma prensibi sahneler üzerinden. Yani her bir extrusion'ı ayrı bir sahneye koyarak yapmışlar. Şurası sol taraftaki yan çizgilere bakar, yan yazılara bakarsanız en üstte scenes var. Onun altında worlds var. O şekilde gidiyor. En üstteki sahne, şöyle bakarsak 4 tane sahne açmışlar. Yani her o sol taraftaki şöyle tekrar açmayayım artık onu. Sol taraftaki her resim için bir tane sahne açmışlar. Biz de bir tane açacağız. Yeni bir sahne açmamız lazım. Şöyle yapıyoruz. Bu artı butonuna basıyoruz. Ve bir önceki sahne BA04 olduğu için sonuna 1.001 koydu. Bunu düzeltelim. Sırada 05 olduğuna göre onu 05 yapalım. Enter'a basalım. Artık bu yeni sahne, boş sahne BA05 ve biz buraya kendi extrusion'umuzu yapacağız. Şimdi bir önceki sahneye bir geri dönelim. BA04'e. Hali hazırda mevcut olan bir tanesinden çalışmak daha kolay. Onun için
Yani bu şu anda seçiliyken Ctrl C'ye basıp bunu kopyaladım. Ctrl C ile. Tekrar 5 numaralı sahneye geri döndüm, bizim kendi sahnemize. Ve Ctrl V'ye basıp onu buraya yapıştırdım bir öncekine. Sonra onu seçiyorum mouse'un sol butonuyla. Ve edit moda geçebiliyoruz. Edit moda geçtiğimiz zaman bu bir curve objesi olduğu için bu şekli istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Tabii ki buna artık bir takım şekiller vereceğiz. Bu arada bu da biraz zor gözüküyor. Hem arka fon lacivert hem de çizgiler de, esas curve'ın çizgileri de siyah renk olduğu için zor anlaşılıyor ama bu arka rengi aslında değiştirebiliyoruz biliyorsunuz. File, User Preferences'te buradan açmayalım, şuradan açalım. Şuradan File, User Preferences'i buradan açalım. Burada Teams kısmında arka fonun rengini User Interface değil de 3D View için buradaki renklerden artık hangisi ise o. Yani şu olabilir. Ona bir bakalım. Evet, arka fonu biraz rengini açmak için şöyle yapabiliriz. Sol taraftaki pencere de açalım. User Preferences'i. Orada açtım. Ve User Preferences'te Teams kısmına giriyoruz. Teams kısmında sol tarafta da 3D View'a giriyoruz. Çünkü sağ taraftaki pencere, normal çalıştığımız pencere 3D View penceresi biliyorsunuz. Her zaman çalıştığımız, modelleme yaptığımız. İşte o pencerenin renkleri bunlar. Orada en altta, sağ alttan ikinci sırada şu gradient yazan kutunun içerisine tıklayıp bunun rengini açtığımız zaman arka fondaki rengi görür hale geldik. Geçici olarak kullanabiliriz bunu. Daha sonradan tekrar eski haline getirmek kaydıyla. İşte burada bu extrusion'a kendimiz yeni bir şekil verebiliriz. İstediğimiz gibi. Bir hali hazırda bir önce kopyaladığımızın üzerinden çalışarak da yapabiliriz. Bu aradaki şeyleri silebiliriz, segmentleri. Mesela şöyle yapalım. Hepsini seçim dışı bıraktım. Circle'la şöyle bir kısmını seçtim ve sildim onları. Bir de vertexleri de silelim. Bayağı bir boşaldı burası. Bir tane şurada yukarıda var, bir tane şurada aşağıda var. Bu ikisini seçip face'le birleştirdiğim zaman düz bir çizgi haline getirmiş oldum. Arka taraf zaten duvar tarafında, orası önemli değil. Mesela bu şekilde böyle kavisli bir extrusion yaptık diyelim. İşimiz bitti. Tekrar obje moda döndük. Bu arada şu arka fonu eski haline getirelim şöyle. Tamam. Ve sol pencereyi tekrar file browser haline döndürdüm. Evet, bu yeni extrusion'umuz hazır. Yalnız burada önemli bir işlem var yapmamız gereken. Bunun ismini değiştireceğiz. Şöyle yapacağız. Şimdi bu seçili sağ tarafta BA04 yazılı bu obje düğmesinin hemen altındaki BA04'e tıklıyoruz. Şu alttaki new name biliyorsunuz BA04'ten kopyalamıştık. Yani o bir önceki sahneden. Sahneler farklı olduğu için isimler aynı olabiliyor. Fakat bu ismi biz 5 yapıyoruz yine. Düzelttik ve OK butonuna bastım. Bu şekilde yapıyoruz. Sonra tekrar giriyoruz aynı yere. Bu bir ipucu artık. Burada bu şekilde yapılıyor. Çünkü bu new name kutusuna biz yeni bir isim verdiğimiz zaman üstteki kutuya Fluid Designer kendisi indeksli bir isim veriyor. O ismin bir kere bir oluşması gerekiyor. Bunu tekrar tıklıyoruz. Üsttekine de bu sefer BA05 aynı isim veriyoruz ve bu şekilde işlem bitmiş oluyor. OK butonuna bastım. Artık bunu kaydedeceğiz sadece. Ctrl C ile bu dosyayı kaydettim. Bir de şimdi yaptığımız bu extrusion'un bir thumbnail, yani preview görüntüsü lazım. Bunu bu şekilde render alırsak renderde hiçbir şey göremeyiz. Şöyle yapalım. Render add thumbnail camera and lighting. Bunu yapıyorduk biliyorsunuz önce. Onu seçtim. Şu anda kamerayı oluşturdu. Fakat bu thumbnail, onu da bir de seçtikten sonra zoom to selected diyerek tam kameranın içerisine aldım. Kamera açısının içerisine şu şekilde. Fakat bu şekilde render alırsak hiçbir şey göremeyiz. Onun için şöyle yapıyoruz. Bu seçiliyken sağ tarafta bu curve olduğuna göre onun kendi menüsüne giriyoruz şuradaki.
Girdikten sonra burada bunu 3D'den 2D'ye geçiriyoruz. Tabii bu dosyayı ben artık biraz önce kaydetmiş olduğum için bu yaptığım değişiklikleri kaydetmeyeceğim. Dolayısıyla sadece render almak için yapıyorum bunu. 2D'ye geçirdim. 2D'ye geçirince artık bunda render yapılacak hale geldi bu. F12'ye bastığım zaman da bu şekilde onun yandan kestiğini görür hale geldik. Bunu da Image, Save as Image dedikten sonra yine aynı klasörde, yani Extrusion'da, Extrusions'da, Base Molding'in içinde diğer resimler bunlardı. 4 taneydi biliyorsunuz. Bir tane de bizimki var şimdi. Onu da mesela BA05, mesela değil, tam aynı ismiyle, yani biraz önce BA05 olarak düzeltmiştik ismini, o en son yaptığımız. Bu onunla aynı isimde bir PNG dosyası da bu şekilde kaydettiğimiz zaman işten bitmiş oluyor. Dosyayı bu şekilde kaydetmiyorum biliyorsunuz, biraz önce şu 3D yapmıştım. Onun için son haline gerek yok. File'dan New deyip tamamen yeni bir dosya açtım. Şimdi tekrar o bizim kendi yaptığımız extrusion'u inceleyelim. Önce bir duvar çizdik. Duvardan sonra onun altına Shift'a bir taban kısmı ilave ettik. Taban kısmının materyalini de verelim. Hazır materyale girmişken. Flooring'den şu materyali verdik. Duvara da bir renk verelim. Ona da mesela plastikten şu rengi verelim. Ve tekrar Extrusions'a girdim. Bakın bu sefer artık diğer 4 tanesinin yanında bizim yaptığımız 5. de var. Rengi biraz soluk çünkü ona materyal kaplamadan render almıştık. Tabii ki şu üsttekiler gibi bir ağaç materyali verip de biraz daha ışığı arttırıp da render alsaydık onlar gibi olurdu. Sonuçta şu sonuncusu bizim yaptığımız. Bunu alıp duvarın üzerine getirip bıraktıktan sonra Base Molding olduğunu söylediğinde işte bu bizim bu derste yaptığımız Extrusion. Diğerlerinden farklı olarak çok basit bir kavisli bir şekli var. Buna da istersek şey de verebiliriz. İlla ahşap olması şart değil. Materyale geri dönelim. Ve oradan Interior Materials'ten mesela metalleri seçelim. Metal materyallerini. Buradan da bir tane çok parlak olmamak kaydıyla mesela şu en baştaki olabilir. Onu alıp buraya sürükleyeceğim. Yalnız çalışmaz çünkü bu şu anda henüz curve objesi. Biliyorsunuz bu seçiliyken, şu anda seçtim bunu. Sol alt köşede Bezier Curve olarak ismi çıktı. Yukarıda onu Tools kısmında, Obje Tools'tan Mesh objesine döndürmemiz lazım. Convert to Mesh dedim. O Mesh objesine dönüştü. Şimdi o en sol, en üstteki materyali sürükleyip üstüne bıraktığım zaman buna bir bu şekilde materyal vermiş olduk. Şimdi tam baktığımız bu açıdayken Shift A'ya basıp bir kamera eklersek kamera da bu açıya yerleşti. Kamera seçiliyken Shift F'e basıp uçan kamerayla şöyle biraz görüntüyü düzeltelim. Ve bir de tabii bize ışık lazım. Şöyle tam sağdan bakarken mesela şu taban kısmının en sağ köşesine kontrol tuşu basılıyken mouse'un sol butonuyla tıklayıp kursörü tam bu noktaya aldım. Shift A, buraya bir lamba ekledim ve tipi araya olsun. Sonra bunu yukarıya doğru çıkarttım şu şekilde ve yönünü de duvarın köşesine doğru şu şekilde çevirdim. Bir de şiddetini ayarlayalım. Sağ butona tıkladım. Şiddetini 1000 yapıyorum çünkü 100 az gelecek. 1000 yaptım. Multiple Important Sample'ı da aktif hale getirip OK butonuna bastım. Tekrar kameradan bakıyoruz ve F12'ye basalım. İşte bu Extrusion'da bizim yaptığımız şekilde sahnede yerini aldı. Aynı şekilde Base Molding, bu yaptığımız Base Molding yani taban ve duvar arasındakiydi. Duvar ve tavan arasında üst kısımdakini de aynı prensiple istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Böylelikle bu derste de Extrusion'u inceledik. Geriye 2 tane kaldı. Bir tanesi materyal eklemek. Şu alttaki 4 grubun üstündeki materyal, yeni bir materyali nasıl ekliyoruz? Mevcut olan materyallerin yanına. Bir de World var. World seçeneklerinde de 3 tane seçenek var hazır gelen. Tabii ki biz buna istediğimiz kadar daha ekleyebiliyoruz. Onu nasıl ekliyoruz? O ikisini de incelediğimiz zaman Fluid Designer ile ilgili işlemlerimiz bitmiş olacak. Bu dersimiz de burada bitti. Hepinize iyi günler.